Aydın Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Bağcı, altının 2015 yılında yatırımcısına ortalama %20 kazanç sağladığını açıkladı. 2015 yılı altın piyasasını değerlendiren Bağcı, yılın ilk günlerinde 87 TL olan 22 ayar altının gramının Ekim ayı başında 106 TL'ye yükseldiğini ve yatırımcının gram başına 19 TL kazanç elde ettiğini söyledi. Altın yatırımcısının altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun bilinci içerisinde olduğunun altını çizen Bağcı, yeni yılın yaz aylarıyla birlikte altın fiyatlarının yeniden yükseleceğini tahmin ettiğini belirtti. Tabii altın fiyatları ve altın, yani daha doğrusu aslında Türk halkının geneliksel bir takı ve yatırım aracıdır. Bundan vazgeçilmez. 2015'ten bugüne kadar olan zaman diliminde altın fiyatları inişli çıkışlı hareketler yaptı. Ama bu arada yatırımcısına çok kazançlar da elde etti. Aşağı yukarı %20 ile %22 arasında bir artışlar oldu. Ama bu artışları içerisinde arasındaki bazı aylarda, mesela Temmuz aylarındaki veya da işte Ekim ve Kasım Aralık aylarında daha fazla kazanç elde etti. Ama o arada satanlar kazandı. Şimdi bazı yatırımcılar tabii alıp hemen ertesi gün satmak istiyorlar. Alıp satmak istediğin zaman bu kazanç temin edilmez. Bunu bekleyeceksin. Düştüğü zaman, her zaman söylüyorum, düştüğü zaman alacaksın, yükseldiği zaman satacaksın. Bu şekildedir. Genel olarak baktığımızda işler tabii 2015'te biraz daha zayıf geçti. Çünkü iki tane seçim geçirdik. Seçim ekonomisi yani eskisi gibi değil. Yani eskiden seçim ekonomisi dediği zaman enflasyon oluyordu vesaire, şu bu. Bu dönemlerde bu olmadığı için yani biraz şey yaptı. Mesela geçen seneki işte yılda biz 1 trilyon ciro yaptıysak, bu sene aşağı yukarı 700 civarında bir ciro yaptık. Tabii biraz düşük ama kazanç olarak yani yüzdeyi vurduğumuz zaman dediğimiz gibi %20 ile 25 arasında fark etti. Peki bu diğer çeyrek altında yer var mı? Fark etti mi onu? Tabii çeyrek altınlarda da aşağı yukarı %35 fark etti. %35 fark etti. Çünkü 153 lira ile 185 lira arasında denişti. Şu anda 160 alınıp 170'e satılıyor. Cumhuriyet dediğimiz kulpsuz ata lira, o da 115 lira fark etti. Aşağı yukarı o da bir 625 ile 740 arasında fiyat fark etti. Bir de 115 lira fark yaptı. 115 lira da böldüğümüz zaman aşağı yukarı yine %20, %22 civarında kar sağlar. Dediğimiz gibi yani ne kadar altın fiyatları düşük olursa, düştüğü zaman vatandaşımızı almasını tercih ederim. Dediğimiz gibi bu yatırım yapmak isteyen kişilerin, yani başka yerde yatırım varsa zaten altında pek gelmez. Ama adamın parası varsa, nakidi varsa, bunu da harcayamıyorsa, dışarıda bir yer yatırım yapamıyorsa altın tercih ederim. Her zaman için güvenilir limandır altın. 2016'da başlarında biraz belki biraz düşük bekliyoruz. Ama o düşüşte de vatandaşın alım fırsatı demektir. Almasını tavsiye ederim o düşüşte. Mayıs, Haziran aylarında da biraz yükselişi geçer. O yükselişte de satma oranı tavsiye ederim.